Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Eylül 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, ayın 22'sine kadar Güneş Başak Burcu'nda parlıyor olacak ve hemen ayın başında 3 Eylül'de Başak Burcu'nun 11 derecesinde yeni ay doğuyor. Çok güçlü sabit yıldızlarla bağlantılı olan etkili bir yeni ay bu. Merkür yönetici gezegen ve hemen ayın başından itibaren de Aslan Burcu'nda artık retrosunu tamamlamış ve hızlanmış bir şekilde harekette olacak. Dolayısıyla bu ay zihinsel anlamda daha güçlüsünüz. Özellikle Ağustos ayında uğraştığınız, gözden geçirdiğiniz konuları artık tamamlayabilir, bunların sonuçlarını alabilirsiniz. Evet, yeni ay ikinci evinizde doğacak. Yeni ay öncesinde, ayın ilk günlerinde Mars-Neptün karesi biraz etkili gökyüzünde. Bu da daha çok parasal konularda sizi biraz endişeli hale getirebilir. Bazı belirsizlikler, kararsızlıklar, kontrolsüzlükler olabilir. O yüzden harcamalara, alışverişlere, borç alacak konularına temkinli yaklaşmakta fayda var. Bununla birlikte hani böyle sağlık konuları, operasyonlar, işte ilaç, alkol kullanımı, beslenme konularında da dikkatli olmakta yine fayda var sevgili aslanlar. Evet, Başak yeni ayı para evinizde doğacak. Üstelik yönetici gezegen Merkür sizin burcunuzda. Venüs terazi burcunda bu yeni ay sırasında yine çok güzel sabit yıldız tesirleri var. Yardım getirebilecek, destek getirebilecek yıldızlar. Bu da sizin için maddi konularda çözüm odaklı çalışabilir. Yani bu yeni ay paraya ihtiyacı olan sevgili aslanlar, size ihtiyacınız olan parayı kazanma fırsatı ya da bir parasal sorunu çözme fırsatı getirebilir. İş ve mesleki konularda destek getiren bir yeni ay ya da var olan parasal durumunuzu iyileştirmek, işte kaynaklarınızı doğru değerlendirmeniz, hani burada belki bir planlamanız var, bir şeyleri almak, satmak, kiralamak gibi, hani buralarda da doğru bir şekilde bilgiler alabileceğiniz, doğru adımlar atabileceğiniz, en azından içindeki sıkışıklığı, hani hissettiğiniz bazı daralmalar varsa maddi konulardaki hissedebilirsiniz bu dönemde. İşte bunları, çözüm yollarını daha rahat bulabileceğiniz bir yeni ay aslında. 3 Eylül'den itibaren 2 haftalık süreç içerisinde bu gündemleriniz hayatınıza yavaş yavaş gelebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Çünkü herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Özellikle değişken burçlarda Başak, Balık, İkizler, Yay, 11 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ay sizin için daha etkili olabilir, daha belirleyici olabilir. Ayın 4'ünden itibaren Mars İkizler'den ayrılıp Yengeç Burcu'na geçecek. Bu tabii 2 ay kadar Mars Yengeç'te kalacak, 12. evinizde kalacak. 12. ev çok güvenli bir alan değil, çünkü görmediğimiz bir alan. Çok da kontrol edemediğimiz bir alan. Hani oradaki bir Mars geçişi, her şeyden önce bilinçaltınıza biraz dikkat edin. Çünkü eğer bastırdığınız duygular varsa, kendinize bile hani itiraf edemediğiniz düşünceleriniz falan varsa, buradaki Mars sizi huzursuz edebilir. İşte rüyalarınızda edebilir, gereksiz endişeler yaratabilir. Hatta bu bilinçaltınızda tuttuğunuz duygular nedeniyle biraz sağlık problemleri bile yaşayabilirsiniz. Bununla birlikte fiziksel anlamda da tabii ki arka planda olan konulara dikkat edin. Çünkü gizli düşmanlıklar oluşabilir 12. evden gelen bir Mars etkisi nedeniyle ve önümüzde uzun bir süre aslında Mars'ın retrosu da olacağı için kış aylarında Yengeç Burcu'ndaki yolculuğu devam edecek. Yani bu da sizin için biraz uzun süreli bir etki. Dolayısıyla hem genel sağlığınıza hem hayatınızdaki her türlü güvenlik alanlarına temkinli yaklaşmanız, hep tedbirli olmanız gereken bir süreçtesiniz. Unutmayın sevgili aslanlar. Ayın 8'inde Güneş-Satürn karşıtlığı parasal konuda bir baskı yaratabilir. Hani ani bir ihtiyaç olabilir ya da böyle bir para akışında kısıtlama olabilir. Bir sorumluluk olabilir. Hani maddi konuda bir borcu ödemek, yapılandırmak gibi, bunun üzerinizde bir baskısını hissedebilirsiniz. Ama bir ihmaliniz yoksa, bir böyle hani sorumsuz davranmadıysanız, aksine gereken çabayı gösterdiğiniz ve maddi konularda planlı hareket ettiyseniz, bu size uzun vadeli böyle istikrar getirecek bir maddi konuda başarı da getirebilir. Bunu da unutmayın. Yani sorumsuzluk varsa bir sıkıntı olabilir, ihmal varsa, yani kredi kartı borçlarıyla yüzleşmek gibi. Ama hani planlı ve programlı hareket ediyorsanız, o zaman maddi konularda belki size güven verecek daha istikrarlı bir durumda söz konusu olabilir. Venüs terazi burcunda ay genelinde aslında ayın 23'üne kadar size olumlu bir açıda olacak. Üçüncü evinizde olacağı için hani özellikle yakın ilişkilerden,
İşte akrabalar olabilir, arkadaşlar, kardeşler, işte yaşadığınız yerdeki komşular. Hani onlarla daha rahat sosyal ilişkiler kurabileceğinizi gösteriyor. Ayın 15'inde Venüs'ün güzel bir üçgen açısı var Jüpiter'le. En şanslı açılardan biridir. Venüs-Jüpiter üçgeninin o keyifli enerjisini, iyimser enerjisini hissedebilirsiniz. Bu da ayın ortalarında sizi daha mutlu edebilir. Mutlu edecek konular olabilir. İşte kardeşlerle ilgili keyifli haberler olabilir. Güzel, keyifli bir yolculuk yapabilirsiniz. Eğitim fırsatınız olabilir. Hani keyifli bir eğitime katılabilirsiniz. Komşularla ilgili böyle şanslı gelişmeler olabilir. Özellikle Venüs Jüpiter üçgeni 15 Eylül, işte 1-2 gün öncesi, sonrası 14, 15, 16, 17 Eylül gibi bu ayın, yani sizin adınıza da en kısmetli, en şanslı günlerinden değerlendirebilirsiniz. Yani bunu önemli bir toplantı için, bir imza atmak için, bir iş girişimi için değerlendirebilirsiniz. Daha şanslı, daha hani olumlu geri dönüşler olabilir. Ayın 18'inde artık ay dolunay fazında ve 25 derece balık burcunda dolunayla birlikte yılın son ay tutulmasını yaşayacağız. Yılda iki ay tutulması, iki güneş tutulması yaşıyoruz biliyorsunuz genel olarak. Şimdi bu ay tutulması yılın bundan sonraki dönemini, yıl sonuna kadar olan dönemini etkileyebilecek önemli bir döngüyü ortaya çıkarıyor. Dolunay ve ay tutulması bizi duygusal olarak daha fazla etkileyebilir ve genellikle de böyle bir sonuç alma, tamamlanma, bir şeylerin bitmesi gibi bir anlamı da vardır. Şimdi bu sizin 8. ev. 8. evinizdeki etkiler krizlerle birlikte çalışabilir. Üstelik burada Satürn de var, Neptün de var. Yani maddi konularla ilgili alanda bir hayatınızda bir sorun gündeme gelebilir. Eğer tabii yine para dengenize dikkat etmediyseniz ya da parasal sorunlarınız varsa, görmediğiniz ya da hani böyle belki umursamadığınız bir konu varsa, bir borç vardır, işte ödenememiştir, ödenmemiştir ya da unutulmuştur. Hani bunlarla böyle bir yüzleşilebilir bu dönemde. Bununla birlikte tabii ki bir para ihtiyacı oluşabilir. Hani bir yine maddi konuda bir borç alacak konuları gündemde olabilir. Özellikle hisseli paralar alanında paylaşımlar, işte bir miras konunuz olabilir. Buna neden olabilecek bir gündeminiz de olabilir tabii ki. Aynı şekilde hani belki bir nafaka konunuz, tazminat konunuz var, bir boşanma ya da bir işbirliğinin sona ermesiyle bağlantılı olarak bir burs konusu gündeme gelebilir, bir kredi beklentiniz var. Evet, hayal kırıklıkları getirebilir, yani bir sıkıntı getirebilir, bu bir kayıp getirebilir genel için. Ama tabii ki herkesin doğum haritası aynı değil. Eğer kişisel doğum haritalarınızda olumlu açılar çalışıyorsa, olumlu gezegenler tarafından, o zaman hani bir hak edişle getirebilir. İstediğiniz bir krediyi alabilirsiniz, bir borcu ödeyebilirsiniz, elinize toplu bir para geçebilir, bir miras alabilirsiniz, bir burs kazanabilirsiniz gibi. Yani bu alanlarda olumlu geri dönüşler de olabilir. Kısa vadede Eylül ayının 3'ünde yeni ayda başlamış olan bir döngünün burada sonuçlanması, ortaya çıkması, işte orta vadede 2024'ün Mart ayında başlamış bazı konuların hayatınızda netleşmesi, uzun vadede ise özellikle 2015 yılında balık tutulmasıyla hayatınıza gelen ve o zamandan bu yana belki mücadele ettiğiniz, çaba gösterdiğiniz bir konunun sonuçlanması gibi de bir süreç olabilir. 8. ev tabii ki para dışında bir kayıplar getirebilir. Yani birinin kaybı, bir ölüm enerjisi olabilir. Aynı zamanda bir sağlık konusuyla ilgili bir ameliyat, operasyon gibi bir gündeminiz olabilir. Genel olarak hani buralarda bazı hayatınızdaki krizlerle yüzleşebileceğiniz bir süreç aslında. Ama bunları çözüm fırsatlarını da tabii ki hızlı bir şekilde karşınıza çıkarabilir. Yine diyorum, herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer balık, başak, ikizler, yay ve bunların 25 derece ve yakınlarında gezegenleriniz var mı? Eğer varsa tamam, bu bahsettiğim etken sizin için daha güçlü çalışabilir. Ama özellikle değişkenlerde gezegenleriniz yoksa sizin için çok etkili de olmayabilir bu tutulma tesiri sevgili aslanlar. Ve ayın 22'sinde Güneş terazi burcuna geçecek. Ayın son günlerinde Merkür artık terazi burcunda Güneş'le birleşiyor. Ay düğümleriyle de birleşiyor. Ay düğümüyle de birleşiyor. Bu da enteresan bir geçiş. Biraz böyle geçmişi hatırlatacak. Geçmişten gelen konular, kişiler, hak edişler, karmik etkiler. Çok çalıştırabilir bu etki. Kardeşlerle ilgili ilginç olaylar olabilir hayatınızda.
Yine eğitim konularında böyle hızlı gelişmeler olabilir. İlişkilerle ilgili bazı sözleşmeler, anlaşmalar. Yani bunlar geçmişten tanıdığınız kişi ve kavramlarla da ilgili çalışabilir hayatınızda. İşte bazı ilginç haberler duymanız, böyle sürpriz karşılaşmalar, tesadüfler söz konusu olabilir sevgili aslanlar. Evet, bu videoyu faydalı bulduysanız beğenebilirsiniz ve henüz olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.